Beşiktaş'ta da gündem transfer. Evet. Her ne kadar elde bütçe olmasa da Aydın Hasiç konusundaki krizi siyah beyazlar aşmaya çalışıyor. Bugün Muayyer Oktay Giresunspora kiralık Enteresan. olarak verildi. Görünen o ki Abdullah Avcı ikinci devrede eldeki kadroyla performansı arttırmaya çalışacak. As için performansını Abdullah Avcı çok beğenmiş. Çok beğenmiş. Olumlu raporlar. Ee, şimdi 18 yaşına da basıyor galiba. 18 yaş yani sözleşme yapsınlar bence. Ha, ha, Hasiç'le. Ee, iyi bir oyuncu olduğu söyleniyor. Ben i̇şte çıplak gözle izlemedim. herhalde bir problem çıkarıyor. Evet, tabii ki. İmza parası yeni i̇ster, derdi kulüplerin. İster. ister. Hani bonservisten kurtuluyorsunuz, imza parası da tolsunuz. İmza parasına mutlaka takılırsın. E, menajerlerin de tek vurgunu bu, Hı -hı. onların da geçimi bu. O yüzden işte e, bu paralar veriliyor. Kulüpler menajerlere ne kadar ödeme yaptıklarını açıkladı. İşte Sayın Mustafa Cengiz açıkladı. Evet. Daha, 100 milyon lira e, görevi görevde kaldı. ya yani Başkanlığı döneminde menajerlere 100 milyon lira para ödedik dedi. Diğer kulüpler de ödüyor zorlu bir fikstürü var Beşiktaş'ın. Bu evet, hafta. açıkladı mesela NDI evet. için 150 bin sterlin. Doğru menajerler. Para ödedik dedi yani. Sonuçta ödemeden Sistemin olmuyor. Sistemin parçası ama, onlar. ama Demir ama... grup Sivas karşılaşacak Beşiktaş. Zorlu bir çok zor. açacak. çok zor. Devredey. Çok zor. Lideri konut ee, şey... İstanbul'da olması bir tek Beşiktaş için artı diyebiliriz. Abdullah i̇lk başta Avcı ya... da ilk devrede de yenmişti Beşiktaş'ı Demir Grup Sivas Spor. ya şu anda Demir Grup Sivas Spor herkesi yener onu söyleyeyim ben sana kimse karşılaşmak istemez. Ee, Abdullah Avcı çok e, Erzurum Spor maçından sonra çok gergin gördüm. Herhalde transfer yapılamaması e, hocayı strese soktu diye düşünüyorum. E, çok fazla gergin, çok fazla e, işte hava hava durumu, saha şartları ya Türkiye'nin iklimi bu, Türkiye'de. <laughs> Bütün dünyada e, kış döneminde gerekirse oyuncular kar altında oynuyor. Gerekirse buz üzerinde oynuyor. Bu sene şey bir sahadan, yoktu. sahadan bahsediyoruz. Çok ben de da güzel o, bir daha yeni bu Ne oldu? Sakatlık mı oldu? Şimdi diyor ki sporcu sağlığı diyor Sayın Abdullah Avcı. Ya Kadir Ömür Yusuf Yazıcı e, daha kimleri sayacaktık? E, yani Sonuçta çapraz Dorukhan bağ... Dorukhan Evet. Ee, Birçok oyuncu var. Dediğin gibi Dorukan'dan tut da... E, Yeni yurt dışında. Sezonu altı Altay. Tabii Merih, bravo. Bu oyuncular soğuk havada ya da buz üstünde ya da karlı zeminde sakatlanmadı ki. Ya oyuncu isterse hava pırıl pırıl olsun, sağ pırıl pırıl olsun, ters bir hareket ya da bir ikili mücadelede sakatlanıyor. Yani sporcu sağlığı derken hani soğuk hava Lama sadece sakatlık oluyor? Sayın Abdullah Hoca'ya onu da sorarım. Ya bu talihsizliktir. Futbolcu sakatlanacaksa her türlü ortamda sakatlanıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ters basıyor, sakatlanıyor. İkili mücadelede sakatlanıyor, havaya çıkıyor. Kolunun üzerine ters düşüyor, kolu kırılıyor. Bunlar oluyor. O yüzden sadece de işte sporcu sağlığı bilmem ne. Yani onu da soğukla açıklayamazsın. Sonuçta Erzurum'da yaşayan insanların canı can değil mi? Tabii. Onlar hep o iklimde yaşıyor kış döneminde. Ya da Kars'ta, ağrıda ne bileyim yani kalkıp da e, sadece oralar değil kuzey ülkeleri var tabii ki. futbol oynanıyor Aynen. çok daha çetin şartlarda dediğimiz gibi aynen yani sonuçta kar altında biz ben Avrupa'dan futbolda görüyoruz zemin kötü olur zemin zeminde hiçbir şey yoktu, yoktu. sakatlık şıkları. oldu mu olmadı Hayır, kayıp düşen şey. oldu mu olmadı o yüzden bırakacaksın bu işleri sadece futbola odaklanacaksın İşte biz bunu istiyoruz sadece futbol istiyoruz ama Abdullah Avcı'yı dediğim gibi sıkıntılı gördüm onun da nedeni kadroda işte istediği takviyelerin yapılamamasıdır herhalde bir de Sivas spor maçı var şimdi çok İkinci zor ara, bir çok maç. eleştiriler yine başlar o maç kaybedilirse ki o maçı da kazanırsa müthiş bir özgüvenle yoluna devam eder Beşiktaş o da var bence haftanın en zor maçı bakalım ne yapacak Beşiktaş Beşiktaş açısından yani büyükler açısından şampiyonluk adayları açısından yani Sivas açısından bir Sivas da şampiyon adayı ama uh -huh. Sivas ben favori gördüğüm için hani Sivas e, maçı kazanır diye düşünüyorum niye dayanarak diyorum Malatya maçında oynadığı müthiş futbola dayanarak söylüyorum. Favori Sivas diyorsun. Ben Sivas diyorum. La ha, şunu da söyleyeyim lafını Buyurun. kestim. Sivas bu hafta Trabzonspor'da da oynasa, Galatasaray'da da oynasa, Fenerbahçe'de de oynasa, Başakşehir'de de oynasa o maçları da kazanır. Yine favorisi oluruz. Yine ben, favorisi. O ben yüzden. Ben Trabzonspor'u mesela... beğendim ama. Trabzonspor'da yine sıkıntılar devam ediyor. Hani Trabzonspor'da... Hücum attı çok güzel. Hücum attı Trabzon çok Spor. iyi. Sosyal müthiş bir komutan. Vakeme. Vakeme e, takımın e, ne diyeyim gaz pedalı. Ya, ya müthiş. İnanılmaz. Dinlenmiş ya karşısında bir de. oynamak istemediğiniz futbolcuya bana sorulsa mesela Asper <laughs> kadar futbolcu değilim ama Vakem ederim yani Ge geçiyor sizi bir şekilde geçiyor. O top ayağını maça anlatırken Kesinlikle. de ben söyledim. Sanki yapışıyor o top ayağını Almak mümkün değil. Attığı golü de çok güzel anlattın. Gerçekten Teşekkür müthişti. Eee bir direkten İnsane döndü. Kedirgin kişi... eden böyle hani derler <laughs> tüylerin diken diken eden bir anlatım vardı gol hastası aslında. O güzel çok gollerde değil. öyle direkten e, anlatıyorsun. Yani kim atarsa alsın. Tabii ki. Denizli spor atarsa o anı, o onu da, da öyle anlatıyorsun. O heyecanı vermek çok önemli. O heyecanı sonuna konuda, kadar verdin. Hani fırsat geldi yanlış anlama evet. e, sebep oluyor Yo, sosyal medya. O gol, hani bizim için renkler fark gol. etmiyor. Güzel tabii gol ki. güzel goldür. Kim gol, atarsa alsın. Gol müthiş bir goldü. Zaten müthiş oynadı maç boyunca. Yeri geldi 3 oyuncu 4 oyuncu mark etmeye çalıştı. Oralardan çıktı. Ee, direkten dönen topu muhteşemdi. Yine Şorlat'a e, bir asisti vardı. Direkt kafasına gönderdi. Onu da direkten evet, döndü. O oldu. da direkten döndü. Ya, müthiş oynadı. Dinlenmiş e, zinde bir e, yemeği kimse durdu. mi Vakeme mi diyorduk? Vakeme. Vakeme diyeceğiz. Bu Bart tartışmaya son Çünkü vermek son için verdi. Hakan kendisi... Gündoğar'a sordurduk evet. özellikle. Maç sırasında hem Yunus Emre Selim'i bana eleştiriler Geldi Vakeme'ye niye Vakeme diyorsunuz diye. En sonunda röportajda sorduk. Benim adım Vakeme diye kendisi bizzat söyledi. Vakeme için şunu söyleyebilirim ben. Ee, hani bazı oyuncular vardır tek başına maç alan. Bakem'e tek başına maç alabilecek bir oyuncu. Doğru. Bence şu anda bu sezon ligin e, en yararlı, takım adına en yararlı yabancı oyuncusu. En yararlı. Yani skora katkı veren, takımı çekip çeviren, oynatan, oynayan, zevk veren, tribüne seyirci çeken özel bir oyuncu. Hani yatta arayı unutturdu Vakeme şu ana kadarki performansıyla. Ki dinlenmiş Vakeme'nin ne kadar potansiyeli tahrip gücü yüksek bir futbolcu olduğunu e, gördük. Spor. Ama savunmada yine sıkıntı var. Yani Trabzonspor rakipten Var stoper değişikliğine de... rağmen Hüseyin evet. Hüseyin'i değil e Kamp Hüseyin'i tercih etti. Orada Hüseyin sıkıntı şey var. Savaşında. Oraya lider bir savunmaya bir stoper gerekiyor. Arayışlar var. işte Lil'in Hı -hı. E, kaptanı stoper kaptanını istiyorlar. Adao diyor. Somao. Hı -hı. Değil mi? Söylemek de zor. adama Ya onu da gelince öğreneceğiz artık. <laughs> evet. Yunusevrel ile. de, ya. Yunus de <laughs> üzerinde konuştuk. Onunla ilgili e, bastırıyor Trabzonspor. Olur ya da olmaz bilemeyiz ama öyle. İki, iki iyi kalecisi var dün. Evet. Erce Uğurcan'ı arattı e, mı? Erce e, hazırlık maçlarında da çok iyici. Evet. Kesinlikle Uğurcan aratmıyor zaten. Uğurcan'a da 20 milyon euroluk bir teklif gelmiş. Belki sezon sonunda Liverpool'a gidecek. Ama Erce ee, hiç arat Erce arat aratmaz. Arda da var. Arda da çok iyi kaleci. Evet Arda için. da çok iyi yani kaleci. Galatasaray Spor, derbisinde gördük kale, kalede sıkıntı yaşamaz. O yüzden e, belki de sezon sonunda Liverpool'a gönderecekler. Bado sanki... O da iyi. O, o hani sezonun çok... ilk yarısında da Trabzonspor'daymış gibi oynadı. Yeni geldi. Dikini oynayan kartımda. tek oyuncu Trabzonspor'da evet. şu anda. Yani dikini oynayabilen. Çünkü tek kanat üzerinden gidiyor Yusuf Sarı olmadığı için Trabzonspor. Orada... Ee, Abdülkadir Parmak başarılı olamadı sağ önde. Ama eee Vakeme e, sol taraftan e, sanki bir ray döşedi. Rakibin sağ tarafına oradan hızlı tren gibi gidip geldi. Müthiş oynadı. Arkasında e, Novak olsaydı daha da coşkulu oynayabilirdi. Nova'nın olmayışı Hı -hı. E, onu zaman zaman tedirgin etti o, çünkü. Kamil Ahmet de çok iyi niyetli. İyi niyetliydi ama çok orada bir pozisyon vardı. Bir Bence Kırmızı Kart'ta o pozisyon. Zeki Yavru'ya yaptığı hareket. Ve belki inan, iyi niyetliydi inanır ama inanır Kırmızı mısınız, Kart çıkardı orada. İnanır şehirde konuştuğumuz herkes yani helal olsun dedim Trabzonspor taraftarı. Kırmızı Kart çünkü. bunu söylüyorlar. Evet çünkü Kırmızı Kart. Yani her yani zaman diyoruz abi. ya Trabzonspor taraftarı futbolu biliyor diye. Biliyor ve EYAM da yapmıyor. Yok EYAM yapmaz Keşke asla. Keşke gösterseydi belki Kesinlikle göstermeliydi orada. Vardı nasıl atladılar bilmiyorum. Oyun, burada uzun hani sürede de var olsa, yapıldı. Rakibi sakatlamaya yönelik bir e, harekette direkt kırmızı kart çıkmalıydı. Çıksaydı belki oyunun rengi değişebilirdi. Ee, hani Trabzonspor'da yine e, hucum hattı çok iyi. Hı hı. Yani Trabzonspor her maçta gol atar. Hüseyin Hüseyin Cimşir'in yeni hocanın e, Ünal Karaman döneminden ders çıkarması lazım. Neydi o? Skoru tutma sıkıntısı. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor ama... 70'ten sonra kabus gibi dakikalar yaşatıyor taraftarına. E, dün gol, de öyle oldu baskı yedi, golü yedik, yiyecek, yiyoruz. Evet. yiyoruz. İzlenimini bırakıyor taraftarda, izleyici de. Ama Hüseyin işte Do, e, Doğan Erdoğan'ı aldı. O skoru tutmak için çünkü hı hı. baktika aynı senaryo yine olacak. Yani bıraktığı yerden yine gol yiyecek Trabzon. İşte gibi Rodega'nın yakaladığı pozisyon var. vardı. Erce kurtardı. Ee, açı yani Rodrygo'ya ki o pozisyonlarda gol atardı. Orada erci iyi kapattı. Çok Ön fazla müthiş kapattı açıyı. E e yani Rodrygo'nun tam vuruş açısındaydı çünkü çok da yakındı kale. Onu iyi kurtardı. E skoru tuttu. E Vakeme de güzel bir gol attı. 2-0 garanti skor mu Trabzonspor açısından? Bence hala ikinci maçta keyifli olacak. Şimdi Tabii. soğuklardan bahsettik. Mustafa Çiftliği bize mesaj göndermiş. Bayburt balı gönderelim. O soğuklarda en güzel bal iyi gelir diyor. <laughs> Gönder kardeşim. <laughs> Tat, tatlı teşekkür bir haberle kalamış olalım. Teşekkür <laughs> ediyoruz. E, Zevkli yeriz <laughs> Bayburt'a da sevgiler, <laughs> saygılar gönderelim. Bey çiftliği Bursa'da ama ballar Bayburt'tan <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Onu da belirtelim. Ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ederim. sundurkan. E, ana haberin sonuna geldik efendim. Mutlu bir akşam diliyoruz. hoşçakalın.